Yerli Yeşil Yeni Projesi'nin ve gençlerin boş zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirmeleri, bilgi ve becerilerini artırmaları amacı ile tamamen yerel imkanlarıyla kurulan hobi atölyelerimiz ve biraz sonra Yerli Yeşil açılışını yapacağımız Yerli Yeşil Yeni Kütüphanesi'ni açmış olacağız. Sayın Valim, Afyonkarahisar Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi olarak bu okulumuzla ilgili geçtiğimiz eğitim öğretim döneminde 2017-2018'de 120 öğrenci işe yerleştirilmiş, istihdam edilmiş. 2018-2019 eğitim öğretim yılında da öğrencilerin sportif ihtiyaçlarını karşılamak üzere belediyemiz ve hayırseverlerimiz ile okul aile birliğimiz ile farklı spor alanları açılmış. Yine bakanlığımızın tarafından düzenlenen robotik ahşap yarışmalarına, oyuncak yarışmalarına katılmış. Şu anda değerlendirmede Ankara'da ürünlerimiz var. Yine bununla beraber sektör ve işbirliği içerisinde işbaşı eğitimlerimiz devam ediyor. Yani meslek liselerinin ruhuna uygun bir şekilde öğrencilerin yetiştirilmesi istihdamına yönelik sektörle işbirliği içerisinde inşallah bir farkındalık oluşturup memleket meselesini ciddi bir şekilde gerçekleştirmek istiyoruz. Faaliyetleriyle birlikte bir araya tekrar gelebiliyor olmak bizim için mutluluk verici. Sayın Valime de bu konuda hem destekleri için hem de teşrifleri için hem de sürekli rahatsız etmemize rağmen Sezai Bey aracılığıyla sağ olsun yanımızda olduğunu hissettirdiği için çok teşekkür ederim. Yerli Yeşil Yeni aslında benim çok büyük bir rolümün olmadığı üniversite öğrencisi arkadaşlar burada onların gönüllü faaliyetlerinin sonucunda ortaya çıkan ve meslek liseleriyle ilgili de ulusal düzeyde çok güzel geri dönüşler almaya başladığımız projelerden birini imza atıyor. Hem Sanayi Bakanlığı düzeyinde hem de Eğitim Bakanlığı düzeyinde de ilgili takip ediyor projemiz. Eğitim bizim için olmazsa olmaz. Ama meslek eğitimi bunların eğitimin de olmazsa olmazı. Çünkü meslek eğitimi demek üretmek demektir. Üretim olmadan geleceğe yönelik hedefler oluşturabilmek, geleceğe yönelik güçlü bir devlet olabilmek mümkün değil. Üretmek, üretmek, üretmek başka bir yolu yok. Ama neyle üreteceğiz? İnsan gücüyle üreteceğiz. Tabii bir taraftan teknoloji var. Malumunuz olduğu üzere Endüstri 4.0 denilen, yapay zeka denilen bölümler de var. Bu üretimin bir bölümü. Bunları da kaçırmamamız lazım. Bunları da ıskalamamamız lazım. Bu üretim yöntemlerini yakından takip etmemiz lazım ama işte bunlara yön verecek teknisyenler, teknikerler önemli.